Bizden 5 bölü 6 ile 2 bölü 3'ü çarpmamız ve sonucu sadeleştirmemiz istenmiş. Öyleyse bu iki kesri çarpalım ve görelim. Evet, 5 bölü 6 çarpı 2 bölü 3. Kesirlerde çarpım oldukça basit bir işlemdir. Ortaya çıkan pay, yani sonucun payı, diğer iki payın çarpımıdır. Şöyle de diyebiliriz. Kesirlerin üst kısımlarındaki sayıların çarpımı, sonuç kesrin, yani çarpımın üst kısmındaki sayıyı verir. Buradaki çarpımdaki pay 5 çarpı 2. Evet, pay 5 çarpı 2. Yani sonuç 5 çarpı 2 bölü 6 çarpı 3'e eşit olacak. Evet, güzel. 5 kere 2, 10. 6 kere 3, 18. Yani sonucumuz 10 bölü 18'miş. Bu sonucu ya da bu işleme 5 bölü 6'nın 2 bölü 3'ü olarak da bakabilirsiniz. 5 bölü 6'nın 2 bölü 3'ü olarak da görebilirsiniz. Keyfiniz nasıl isterse. Bu da cevabımız 10 bölü 18. Ama bu sayılara baktığımızda hemen ortak çarpanları olduğunu fark ediyoruz. İkisi de 2'ye bölünebiliyor. Eğer kesri en sade şekliyle yazmak istiyorsak, ikisini de 2'ye böleceğiz. 10'u 2'ye bölüyoruz, sonuç 5. 18'i de bölüyoruz 2'ye ve 9. Bu sadeleştirmeyi evet, daha önce de yapabilirdik. Mesela çarpma işleminden önce bile yapabilirdik, tam şu kısımda. Diyebilirdik ki, paylardan birisi 2. Paydalardan birisinde de 2'ye bölünebilir bir sayı var. Payı 2'ye bölelim, bu 1 olacak. Bu paydayı da 2'ye bölelim, 3 olsun. Evet, o zaman 5 çarpı 1 eşittir 5, 3 kere 3, 9. Yine aynı şeyi yapmış olduk. Sadece çarpma işlemi öncesi yaptık. Hatta en başta da yapabilirdik. Eğer burada yapsaydık, diyecektik ki 6 çarpı 3 payda olacak. 5 çarpı 2 de pay. Payı 2'ye bölelim, burası 1 olsun. Paydayı da 2'ye bölelim, bu 2'ye bölünebiliyor, 3 oluyor. Yani 5 çarpı 1 eşittir 5 ve 3 çarpı 3, 9. Hangi aşamada yaparsanız yapın, sonuç hep aynı olacak. Eğer bu kısımda yaparsanız, sayıların çarpanlarını görmek biraz daha kolay olacak. Neyin kaça bölündüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Ama son kısımda sadeleştirmek de tercih edilebilir. Size kalmış.